içimden geldi. Bu program benim için çok önemli çünkü mesleğe başladığım günden itibaren bu konuya hep önem verdim ve hiç konuşmaktan çekinmedim. Kadın erkek eşitliği, kadın erkeğe fırsat eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği, eşit koşullarda büyümelerini sağlamak ve iş hayatında eşit işe eşit ücret alıp eşit pozisyonlarda olabilme durumu. Ve bu üçlü benim için çok önemli burada olmaları. Harika bir program şimdi sizlere sunacağız. Onu bir kere bilin. Harikalık baştan garantili bir program olacak. Bu üçlü niye bir arada? Çünkü GİAD, yani Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği, TÜSİAD'dan sonra adını değiştirdi. İş adamlarıydı, iş insanlarına çevirdiler. Derneğinin yöneticileri burada. Çünkü onlar eşitlik zamanı dediler. Ve kadın erkeğin iş hayatında eşit olmaları gerektiğini savundular. Bir kamu spotuyla da bunu ortaya koydular. Daha da gelecek devamı. Diğer taraftan da ya hocam tamam eşitlik çok güzel ama bunlar bir 25-30 yıl sonra demode olabilir diyen bir bilim kurgu yazarı var yanımızda. Ay gideyim ben buradan robotlar yönetsin programı ya. Nedir senin olayın yani, karşı mısın? Ya hayır, bu real bir sorun ama 20-25 yıl sonra başka şeyler konuşuluyor olabilir. Yani ay bugünü kurtardın 25 yıl sonraya bakacağız yani. Ama ekonomi bunu belirliyor. Şimdi merkezde politikayı, ekonomiyi ya tarihi belirleyen erkekse eğer, ki öyle. Hani 2500-3000 yıldır kentlerin kurulmasıyla beraber. Şimdi kadın erkek kategorisini yıkan bir şey geliyor. Yani robot dediğin üçüncü kategori geliyor. Dur sen orada. Ayşe Acar, bilim kurgu yazarı. Aynı zamanda felsefeyle. Ben felsefeci diyorum, onu kabul etmiyor. Felsefeyle yakından ilgili belgeseller çekiyor. Radyoculuğu var. Harika bir kadın burada. Hem yayıncı hem yazar. Her şey var yani. Çok gıcık, günde 800 sayfa kitap okuyor. Okumadığı zaman kaşıntı tutuyor. Diğer taraftan GİAD'ın, yani Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin başkanı Yiğit Savcı burada. Ve başkan yardımcısı aynı zamanda da eşitlik hareketini, eşitlik zamanı diye başlatan kadın burada, İlkay Demirdağ. Hoş gelmişler, safalar getirmişler. Hoş bulduk. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Nedir olayınız ki sizin? Ne oldu? Kamu spotu yaptınız, başınız göğe mi erdi? Hadi bir izleyelim mi? İzleyelim hadi. Hadi izleyelim, hadi. İzleyelim ben önce. De varım burada valla. Önce bana bakın yani. Çok ya güzelsin, Ozan, çok güzel. En güzelsin en bence. Güzel benim, en güzel benim. En güzel. Ozan güzelsin. Güven'den, Gökçe Bahadır'dan, Mert Fırat'tan gözünüzü alın ve sadece bana bakın. İş dünyasında şimdi denge zamanı. İş dünyasında şimdi kadınların zamanı. Çok çalıştık. Zaman aldı ama başardık. Daha da güçlendik. Peki ya karar vericilerden biri olmak? Çoğu zaman masadaki tek kadınım. Çünkü yönetici deyince akla kadınlar gelmiyor. İşte bu yaklaşımın değişme zamanı geldi. Şimdi işlere yön verme zamanı. Çünkü kadının olduğu masada vizyon var. Empati var. Değer var. Cesaret var. Cesaret. Kenarda olma. Sen de masada ol. Görmediğin, tarif edemediğin ama seni engelleyen bir şeyler mi var? Yık onu. Yık. Yık. Yık ve yükselmeye devam et. Belki de en büyük engel kendimize koyduğumuz sınırlar. Aslında neler yapabileceğini çok iyi biliyorsun. İş dünyasında yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Bu masada kadınlara daha çok ihtiyacımız var. Kim tutabilir ki seni? Hiç kimse. Hiç kimse. Hiç kimse. Artık daha çok masadayız. Zaman gücümüzü fark etme zamanı. Hep birlikte yükselme zamanı. Zaman bizim zamanımız. Zaman eşitlik zamanı. Yani ne dürttü sizi? Kurumun ve toplumun dönüşebilmesi için... Big Bang'den başlayabilir miyim? Sen akşamın 8'inde kapalı Selim'e peynirine çevirmek için geldim. Sen bizim programı mı gömüyorsun şu anda? Yok gömüyorum ya. Kadınlarda da şöyle bir durum var. Peki sen annenin karnından böyle mi dünyaya geldin? Evde bır 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 konuşuyoruz. Ne öğrendik bugün? Distopik. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Okey, devam edelim. Şimdi böyle oldum, böyle anlatıyorlar ya. O DNA diyor. O oradan robotlar diyor, kodlar diyor. Ya robot kim yani? İş dünyasında şimdi denge zamanı. İş dünyasında şimdi kadınların zamanı. Çok çalıştık. Zaman aldı ama başardık. Daha da güçlendik. Peki ya karar vericilerden biri olmak? Çoğu zaman masadaki tek kadınım. Çünkü yönetici deyince akla kadınlar gelmiyor. İşte bu yaklaşımın değişme zamanı geldi. Şimdi işlere yön verme zamanı. Çünkü kadının olduğu masada vizyon var. Empati var. Değer var. Cesaret var. Cesaret. Kenarda olma. Sen de masada ol. Görmediğin, tarif edemediğin ama seni engelleyen bir şeyler mi var? Yık onu. Yık. Yık. Yık ve yükselmeye devam et. Belki de en büyük engel kendimize koyduğumuz sınırlar.
kadar. Aslında neler yapabileceğini çok iyi biliyorsun. İş dünyasında yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Bu masada kadınlara daha çok ihtiyacımız var. Kim tutabilir ki seni? Hiç kimse. Hiç kimse. Hiç kimse. Artık daha çok masadayız. Zaman gücümüzü fark etme zamanı. Hep birlikte yükselme zamanı. Zaman bizim zamanımız. Zaman eşitlik zamanı. Ellerinize sağlık. Ama niye? Yani ne dürttü sizi? Çok şey dürttü ama evet. Yiğit, sen başlamak ister misin? Sen İlkay'da şimdi, bu ışığı görüp mü yapalım dedin. İlkay hayır, benim ellerim kaşınıyor mu dedi. Şimdi biz tabii bir ekibiz. Sonuçta ben derneğin başkanlığını yürütüyorum ama biz çok güçlü bir ekibiz dernekte. Bu da benim aslında ilk başta ortaya koyduğum bir vizyonla ortaya çıkmış bir proje. O da dönüşüm vizyonu. Biz hep beraber İlkay ve diğer başkan yardımcım Mert'le dönüşüm vizyonunu kurguladık öncelikle. Bu da şuydu, aslında biz derneğe bir değişim getirdik önce. Sonra da benim başkanlığımla gerçek manada toplumun bile dönüşmesine katkı sağlayacak projeler üretmek üzere yola çıkalım dedik. Şimdi bu böyle çok şey görünüyor aslında konuşurken ama bireyin, kurumun ve toplumun dönüşebilmesi için üçlü sac ayağıyla projeler üretelim dedik. Ve bunun merkezine de kadını aldık. Yani iş aslında birazcık buradan başlıyor. Dönüşmek çok önemli. Yani 21. yüzyılın getirdiği dinamikler, yani bakın burada robotları konuşmaya başladık. Ve dönüşüm vizyonu kadının merkezde olmasıyla çok güçleniyor. Hı hı. Çünkü kadın şu anda ekonominin içinde yeterli derecede yok. Evin içinde ve bireyi dönüştürebilecek güce sahip, her zaman bu gücü var. Aileyi dönüştürebilecek güce sahip. Dolayısıyla biz bunları konuşurken kadın çalışma grubumuzun aslında temelleri atılmış olmaya başladı. Ve İlkay'ın ortaya koyduğu, biraz önce izlediğimiz bu film gerçek manada önce ülkemizde, sonra da bizim ülkeden başlayarak her yere sirayet etmesini beklediğimiz bir eşitlik hareketinin öncül aslında şevklendiricisi diyelim. Peki nerelerde yayınlanacak? Yani yayınlanıyor şu anda. Şu an aslında eşitlik zamanının bütün sosyal medya mecralarında yayınlanmaya başladı. Aslında ben de biraz geçmişiyle ilgili biraz bilgi vermek isterim. Hani neden ellerim mi kaşındı mevzusuna. Bu Ayşe'nin de aslında bahsettiği bu gelecek konusu çok bizim kafamızı yoran bir konu. Hı hı. Geleceğe nasıl hazırlanmalıyız? Bunun aslında pek cinsiyeti de yok, yani kadın veya erkek olarak değil. Her şey o kadar hızlı dönüşüyor ki burada bu dönüşüme kadın veya erkeğin birey olarak aslında nasıl hazırlanacağı konusu kafamızı çok meşgul ettiği için kadını geleceğe nasıl hazırlarız konusundan çıktı bu. Geleceğin kadını nasıl olmalı? Geleceğin kadınının aslında vasıfları, yetkinlikleri neler olmalı? Bütün bunları tabii düşünürken aslında Türkiye gerçeğiyle de bir taraftan yüzleşiyorsunuz. Çünkü Türkiye'deki istatistiklere baktığınız zaman kadının Türkiye'de iş hayatına, iş gücüne katılım oranları o kadar düşük ki. Yani biz kadını geleceğe hazırlayalım derken tabii ki burada eğitim bacağı var, başka birçok problemler var. Ama biz sonuçta İş İnsanları Derneği'yiz ve segment olarak hali hazırda çalışan veya çalışmak isteyen kadınları target ettiğimiz için, bir şekilde onlara odaklandığımız için dedik ki bu kadınları bir şekilde harekete geçirelim. Çünkü dün de bahsetmiştim aslında, biraz sıkıcı istatistikler ama yine de birkaç tanesini paylaşmakta fayda var. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili yapılan uluslararası indekslerde 144 ülke içerisinde Türkiye 131. sırada. Yani sondan 13. Evet ve maalesef hani Arabistan'la falan aynı düzeydeyiz. Türkiye'de erkeklerin iş gücüne katılım oranına bakıyoruz. %73'ler civarında, kadınlar %33 civarında. Yani Türkiye'de iş hayatında her bir kadına karşılık iki erkek var. Bu da demek oluyor ki bizim geleceğimizi ilgilendiren birçok önemli karar erkek bakış açısıyla alınıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu kadınların iş hayatına gerçekten bir şekilde entegre ediliyor olması lazım. Türkiye'de şu anda OECD ortalaması olan %63 oranlarına getirebilmek için 8,5 milyon kadını iş hayatına bir şekilde entegre etmemiz lazım. Yani gerçekten çok, hani problemin boyutu çok fazla. Yani 8,5 milyon kadını daha sokmamız gerekiyor iş hayatına. İş gücüne sokmamız gerekiyor ki OECD ortalamasını yakalayabilelim. %63 iş gücüne katılım oranını yakalayabilelim. Ve bu istatistikler çok vahim olduğu için bir şekilde kadınları harekete geçirecek, daha toplumsal düzeyde farkındalık yaratacak bir proje arayışıyla çıktı bu Eşitlik Zamanı filmi. Eşitlik Zamanı filmi hareketimizin de lansman projesi.
aslında bu toplumu harekete geçirecek ve çok fazla aslında bütün mesajlar da sosyal medya üstünden döndüğü için mesajımızı biraz daha kitlelere yayabilmek için kullanacağımız bir araç olacak. Ama bundan sonrasında esas işimiz şu an başlıyor diyebilirim. Onu soracaktım yani, yoksa bir kamu spotuyla dünya değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor maalesef, keşke değişseydi ama daha yeni başlıyoruz. O yüzden şunu söylemek istiyoruz, biz bireylerin ve kurumların bu konuyla ilgili harekete geçmesi için başka aksiyonlar alacağız. Bunun ilk aşamasında bir eşitlik manifestomuz var. Bunun ilk bacağı Birleşmiş Milletler'le yapmış olduğumuz bir çerçeve anlaşmamız var. Kadını güçlendirme ilkelerini destekliyoruz manifestomuzla. Şirketlerden buna imzacı olmasını istiyoruz. İmzacı olan şirketler bir şekilde zaten uluslararası standartlarda insan kaynakları politikalarından uygulamalara kadar yapılması gereken belirlenmiş çerçeveler içerisinde hareket etmeyi kabul ediyorlar. Evet. Ve diyoruz ki lütfen manifestomuzu imzaladıktan sonra şunu da kabul edin ki biz bundan sonra yapacağınız aksiyonları, değişimleri ölçümlemek ve raporlamak istiyoruz. Orada dur. Durdum. Orada dur bacım. Dur orada. Bu öyle Birleşmiş Milletler'le falan olacak iş değil. Peki. Bu bizim format atıldı kafamıza çocukluktan. Türk filmlerinden. Bir bakalım mı? Sen doktor olamazsın. Sen evinin kadınısın. Hadi bir bakalım. Bu geceyi nasıl geçirdiniz? Uykusuz. Ateşiniz mi var? Yoksa ağrınız mı? Hep sizi düşündüm. Benim. Neden? Sizin gibi güzel bir kadının nasıl doktor olduğunu merak ettim. Niçin olmasın? Güzel kadınlar doktor olamaz mı? Avukatlık, mühendislik etmez mi güzel kadınlar? Hayır, edemezler. Çünkü erkekler böyle kadınları rahat bırakmazlar. Muhakkak ya biri ona aşık olur, ya da o birine kapılıp peşinden gider. Tabiat güzel kadınları sevmek ve sevilmek için yaratmıştır. Doktor olmak için değil. Çok iyiymiş. Erkekler böylelerini bırakmazlar yalnız. Fakat o esnada da bayağı böyle adam yürüyor kadınlar. Doktorsun onu anladım da bu güzellik ne ya? Nasıl yani? Nasıl yani? En güzelsin. Niye gereği var? Erkekler bu kadınları rahat bırakmazlar diyor ya. Hiç ben öyle rahat bırakmayan erkek falan da görmedim benim mesleğimde. Hani öyle bir durum da yok. Nasıl bir şey varsa, ütopya yaratılmışsa garip bir anlayış. Peki bütün bunlar kalkacak mı ortadan? Ya ben bir kere Big Bang'den başlayabilir miyim? Buyurun. Tamam, yani en başlangıçtan. Tamam, sen akşamın 8'inde kafamı Selim'e peynirine çevirmek için geldim diye onu anladım. Yok yok, bir şey yer yerine oturtmak için lütfen, ne olur. İlk ay önden bir verdi zaten. Yok, iki dakika. Birleşmişler falan dedi. Ben şunu yargılarken de çünkü haksızlık etmememiz gerekir yani. Bu hani kadın erkek eşitliğinin sosyoekonomik ortamda, politikanın, tarihin yazıldığı mekanda problem haline gelmesi çok yakın zamana ait, tamam mı? Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Sanki mesela şu dönemlerde kadın tarih sahnesine 1900'lerden sonra, 30'lardan sonra falan geliyor. Bütün dünyada öyle. Değil mi? Seçme seçilme hakkı falan filan, tamam. Mitolojilerden sonra bu mitolojik dönemlerde kadın tanrıça, erkek tanrıça, değil mi? Güç savaşları falan vardı. Orada bir şey var, denge var, güç dengesi var ve savaşıyorlar. Kentlerin kurulmasıyla beraber, sosyalleşmeyle beraber rol dağıtılması gerekiyor, tamam mı? İşte sen ne yap? Sen çocuk zaten yetim bu, hani doğurabiliyorsun falan, evleri falan işte hallet. Tamam. Biz de ne yapalım? Bir şehir kuralım, işte politika üretelim ve hani savaşacak organizmayı, yapıyı hazırlayalım falan. O dönemde kadınlar olur mu canım, bana ne, ben de savaşa katılacağım falan demiyor zaten, böyle bir sorunları yok. Biz bunu bugünden dönüp şey diye okuyoruz. Ya kadınlar niye bu kadar süre... Antik Yunan'da felsefe yapılıyordu ama kadınlar da köle, hayvanlar ve kadınlar eşitti. İnsan sayılmıyorlardı. Buna nasıl itiraz etmezler? Böyle bir gündemleri yok. Bir kere modern dönemin gündemi. Bunu atlamamak lazım. Bu çok önemli bir şey. Şu filmlerin çekildiği tarihlerde de bu çok yeni yeni... şey geliyor, nedir o? Kadın sahneye geliyor. Öğretmen, doktor falan. Cumhuriyet kuruldu. Bu sayede. Dolayısıyla bizim bugün arada mesela 40-50 yıl vardır. 40-50 yıl. Wow! Yani 500-600 yıl demek artık. 10 yılda nereden baksan 500-600 yıl demek falan. Gelişim hızı anlamında. Tabii o hızı, yani ivme bambaşka. Bunları böyle hani eleştirmemek lazım. Bizim sorunumuz bu.
Fakat geleceğin de sorunu bu. Sen bizim programı mı gömüyorsun şu anda? Yok gömüyorum ya. Oğlum ben bir de bizim projeyi de mi gömüyorsunuz? Yok ya, hayır, hayır ya, hayır ya, hayır. Hayır. Ayşe Hanım ne demek istiyorsunuz? Türk filmlerini kurtarmaya çalışıyor. Türk filmlerini kurtarmaya çalışıyor. Çocukluğumuzu aynen, kurtarmaya çalışıyor burada. Kız hem güzel hem doktor ama o işte. Neyse. Yani bir kere şunu, bunu söylemem lazım. Bu bir. İkincisi... kadın daha yeni, mesela 1900'lerin başında bu kadınlar niye itiraz etmiyordu? Ayaklanmalar, işte yürüyüşler falan, öyle şey, spesifik olarak tek tük var da böyle bir problemleri yok. Gündemlerinde böyle bir sorun yok. Şimdi modern dönemde evet bir sorun, çünkü pek çok şey değişti. Modern dönemde de şöyle bir sorun var mesela, aşılmamış. Kadın deyince hala background'da, arka tarafta, arka, hem kadınların hem de erkeklerin. Bir kere tam olarak insan sayılıyor mu kadınlar? Ben ondan şüpheliyim. Şu anda bugünün hala, dünyasında. Hala şüpheliyim. Hı hı. Bir arkada bir kere bu kod duruyor. Hemen önünde mesela ben desem ki ben çocuk yapmak istemiyorum. Ben doğurmak istemiyorum yani. Hani doğurmak istemiyorum. Böyle bir isteğim yok. Beni mutlaka eksik görüyorlar. Kusurlu. Doğuramayan kadın zaten kusurlu, hı hı, gözüküyor. Eksik gözüküyor. Hı hı hı. Doğurmayı istemeyen kadın da bu da deli midir nedir yani hani. Yani biz hala mitlerin içerisindeyiz. Yani toplumun rollerinin falan bunu dağıtmış şeylerin içerisindeyiz. Dolayısıyla bu yapılan çalışmalar çok kıymetli, son derece kıymetli. Ama kurtardık. Ama kurtardık. Ama gel gör ki, gel gör ki, konu bu değil. Şimdi ama burada tek erkek var tam karşımızda. Üç tane. Bak burada bir kere ayrımcılık. Yani üç tane kadının arasında gelmiş. Pozitif ayrımcılık. Aynen, ben çok size teşekkür ediyorum canım. Ama senin hislerine kim tercüman oldu? Tam da aslında Ayşe'nin dediği yer, Cem Yılmaz tercüman oldu. Bir bakalım. Peki, mı? Peki bakalım. Bakalım. Erkek cinsi çok darbe yiyor bu son 100 yılın son çeyreğinde. 200 bin yıldır gazı veriyorlar. Son 100 yılın çeyreğinde hadi bakalım eşitiz biz falan. Erkeğe çok gaz verilmiş. Sonradan onun için çok dayak atıyorlar. Vermeseydin gazı, baştan eşit olsaydık. Avcı ve toplayıcıdır erkek. Şöyledir, kıldır, yündür, şövalyedir, evindir, eğidir falan. Hadi yürü bakalım erkek. Öyle miyim ben? Yürü bakayım. Ondan sonra da verilmiş 200 bin yıllık gazı şimdi almaya çalışıyorlar. Git bak şu dinozoru vur gel bak mağarada bir şey vereceğim falan filan. Ver gazı. Maksat eve et getirmek olsun. Ondan sonra da biz eşit değiliz. Erkeğin bütün erkeksi özelliklerinin kaybolduğu bir dönemde yaşıyoruz. Zorla bizi o hale getirdiler. Ne diyorsun Yiğit? Şimdi, şöyle bakıyorum ben bunu Aslı. Erkeklerle kadınlar aslında biraz önce Ayşe'nin söylediği gibi biz gelecekte zaten bunların hiçbirini belki konuşmayabiliriz. Evet, ama bugün tabii bir sivil toplum kuruluşu olarak mecburen böyle tabii bir şey yapmak zorundayız. Çünkü gerçekten bir sürecin içinde kadın öncelikle. Tabii, tabii. Ama ben öbür perspektifi anlatmak istiyorum. Erkeklerin zihinsel dönüşüme ihtiyacı var. Hı hı, çünkü biz artık kadın erkek demeden cinsiyetsiz olarak aslında mesela iş dünyasında, hı hı, aslında sanatta, hı hı, sporda da çok farklı bir durum yok. Olayları kabul etmek zorundayız. Şimdi erkeklerin birazcık böyle bir durumu var, tamam mı? Şimdi böyle olunca da aslında bu bir iktidar paylaşımı gibi görünmeye başlıyor erkeğin gözünde. Halbuki o zihinsel dönüşüm o erkek liderlerde diyelim, tamam mı? Hı hı. Bir sınıf olarak ayıralım onları. Bunu zihinsel dönüşüme çevirirse erkekler çok rahatlıkla kadınla erkek dengelenecek. Yalnız mağara örneğini ben çok önemsiyorum. Bu çok kullandığım bir şeydir benim. Kadınlarda da şöyle bir durum var. Erkekler hep dışarıda avlandığı için avcılığın ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Mesela biz ağacın üzerine çıkıyoruz. Elimizde ok, yay, tık bir şeyi vurup sonra mağaraya götürüyoruz. Cem Yılmaz'ın verdiği örneğe devamını söylemeyerek. Ondan sonra ama ikinci tarafta şöyle bir olay var. Kadın da dışarı çıktı, hı hı, mağaradan, tamam mı? Erkek de dışarıda, kadın da dışarıda. Ama kadın gidip ağacı sallamaya başladı ve yıkmaya çalıştı. Şimdi böyle olduğu zaman bir dengelenme sağlamamız mümkün olmuyor. Dolayısıyla anlatmak istediğim şey şu, biraz aslında ben şey bir dakika, baktım. Ağacı sallayıp yıkıyor. Yani ne diyor? Kadınlar yıkar kadınlar mı devrimci diyor dedi. Kadınlar devrimci yıkar. Kadın akıllıdır dedi. Erkek akıllı değildir dedi. Kadın dedi. Yani erkek sallıyor dedi. Şeyden yıkmaya çalışmadan kadının devrimci olduğu ve akıllı olduğu ve erkeğin akıllı olmadığını mı anladın? Onu anlattı. Biz böyle anladık yani. O da anlattı tatlım. Şimdi. Ya siz ne oluyorsunuz? Ya birlik ne bu böyle? Ne oluyor? Biz yolda kaynaştık. Şimdi söylemek istediğim şey şu, siz kaynaşın, bir pakt oluşturun, hiçbir itirazım yok. Ama erkekler de şunu
söylemeye çalışıyor bir yandan. Bunun dengelenmesi açısından, bakın dengelenme lafını kullanıyorum ısrarla. Kadınlar da geldikleri konumlarda hem birbirleriyle rekabette dikkatli olmalılar, çünkü oralarda da ciddi sıkıntılar oluyor, hem de erkeklerle bir iktidar savaşı içinde olmamalılar. Şimdi erkekteki zihniyet kesinlikle dönüşmeli. Evet. Dönüştüğü zaman kadına yer açılmış olacak. Ama kadına yer açıldıktan sonra da kadın üstte erkek altta gibi bir konum da olmamalı. Bunların dengeli bir şekilde, cinsiyetsiz bir şekilde devam etmesi lazım. Belki bu robotlara bağlı. Yani diyor ki şey, kadınlar olabilir, birbirinin kurdu olmaktan vazgeçsinler. Aynen. Birbirlerini yemesinler. Aynen. Ben Türkçeleştiriyorum. Altyazı evet, verebiliriz burada. Ondan sonra diyor yemeyin birbirinizi kadınlar diyor. Erkekle de diyor savaşmayın diyor. Gerek yok diyor zaten diyor. Dengelensin bu diyor. Peki sen annenin karnından böyle mi dünyaya geldin? Hayır, böyle dünyaya gelmedik. Dönüşümün nasıl oldu? Aynen. Bu bir evrim süreci. Bence toplumun kendisi de evrimleşiyor. Bence biz kendi ülkemizde de gelişmekte olan bir ülkeyiz. Belli bir zamana ihtiyacımız var. Çok ciddi bir gelişim içindeyiz. Ben bunu da böyle düşünüyorum. Sonuçta hem bir yandan gayri safi milli hasılamızı arttırıyoruz, hem de konu sorunlarımızla ilgileniyoruz. Yani bugün bizim dernekte ortaya koyduğumuz bu üç konu aslında bütün toplumun aynası. Hı hı. Kadınlarımızı daha iyi bir konuma getirmek zorundayız. Yetersiz, rakamsal olarak yetersiz. İlkay'ın söylediği rakamlar. İkincisi, biz teknolojiyi kullanmıyoruz. Ayşe Hanım'ın konusu, fazla kurcalamayın burayı. Üçüncüsü de biz sanatla ilgilenmiyoruz. Çünkü yaratıcı düşüncenin oluşması lazım. Bakın ben bir girişimciyim. Tamam. Girişimci aslında yaratıcı düşünce ortaya koyar. Yani kutunun dışından düşünür. Herkesin gittiği yoldan gitmez. Dolayısıyla da yani bizim bu konulara gelişmekte olan ülkelerin tamamının önem vermesi lazım. Ve Türkiye'nin de buna çok önem vermesi lazım. Bizim açtığımız dönüşüm aslında vizyonu, söylemeye çalıştığımız dönüşüm vizyonu buna işaret ediyor. Hı hı. Ve orta gelir tuzağından kurtulmanın tek yolu Aslı, bu konuları çözmek zorundayız. Toplumsal olarak bakın barışmalıyız. Kadın erkek konularında çok ciddi bir şekilde dengelenmeliyiz. Bakın dengelenme lafını tekrar kullanıyorum. Ve son olarak da yaratıcılığı, yani bizim inovasyonu gerçekleştirebilmemiz için de sanata bakışımızı çok ciddi bir şekilde ele almalıyız. Şimdi kadın Birleşmiş Milletler olayına girdi. Bu noktada ne yapacağız? Biz Birleşmiş Milletler'le böyle beraber çalışınca neler olacak şimdi İlkay? Söyle. Senin başında olduğun bu projede. Bir defa kurumların dediğim gibi manifestomuzu imzalaması sürecine takiben önümüzdeki bir sene içerisinde Birleşmiş Milletler'le beraber eğitimler vereceğiz bu şirketlere. Politikaların ve uygulamaların değiştirilmesi yönünde. Ve aslında hedefimiz ölçümlenebilir çıktılar elde edebilmek ve bunları raporlayabilmek. Yani biz 3 Ekim 2018'de eşitlik hareketini başlattık. İnşallah 3 Ekim 2019'da bir sene sonra, bir sene içinde yaptığımız, ulaştığımız, eriştiğimiz şirketlerde yarattığımız konuları bir şekilde raporlayabilmek istiyoruz. Yani çünkü şöyle de bir aslında toplumsal gerçeklik var. Kadının içine girdiği her ortamın kültürel, ekonomik, sosyolojik dengesi değişiyor, zenginleşiyor. Dolayısıyla iş hayatına daha fazla kadın demek aslında hem finansal, hem operasyonel, hem de kültürel anlamda şirketlerin iyiye gidiyor olması demek. Bir şekilde bunları ölçümleyebilirsek aslında bizim dönüşüm temamızla da ilişkilendirebiliriz. Çünkü şirketlerin sahipleri erkekler de zihinsel dönüşüm içerisinde bu zenginliği görüp gerçekten bunu daha çok kapsayabilirler. Amacımız bu. Burada bizi yanıltan, rakamlarda bizi yanıltan bir şey yok mu? Babadan kıza geçen şirketler ve yönetimler var. Tabii. Yönetim kurumunda kadın diye bakıyoruz ancak çoğu o adamların kızları olabiliyor. Yani bunu da bir ayırt etmek gerekmiyor ama, mu bilmiyorum, ya da bu yanlış bir yerden mi bakıyorum? Evet, yani bu çok sağlıklı bir şey değil. Çünkü %95'i KOBİ'ler, yani KOBİ'lerin çoğu aile şirketi. Dolayısıyla da bizim zaten kimyamız bu. Yani bu itiraz edilecek bir şey değil. Babalar kızlarıyla beraber çalışıyor. Bunun en büyük örneği Türkiye'nin en büyük holdingidir, bilirsiniz. Dolayısıyla da yani bir tane erkek 4 tane kadınla beraber yönetiyor. Dolayısıyla da burada bir anormallik yok. Bu çok normal, sağlıklı. Şurada bir anormallik başlıyor. Eğer babalar kızlarını sen evde otur, biz işi yaparız denklemiyle, Anadolu'da bu olabiliyor, yönetirse işte o zaman iş karışıyor. Biz onlara diyoruz, yönetim kurullarınıza muhakkak kızlarınızı alın.
hiçbir şey olmasa kadın kimyayı çok ciddi değiştirebiliyor. Kararlarda bambaşka bir bakış açısı getirebiliyor. Dolayısıyla yönetim kurullarınıza muhakkak kızlarınızı alın. Evde ev hanımı da olabilir kızınız ama yine de yönetim kurulunuza getirin. Yani otursun. Bu ilk adım aslında buradan başlayalım. Buna da razıyız adımı gibi değil tabii mi? Ki, siz tabii en ki. Başta tabii ki. Ya, tanımadığınız kadınlardan ziyade önce kendi çocuklarınızı, kızlarınızı alın aynen, buraya. O kadar, o kadar. Biz buna tamamız şu anda. Sonra zaten gelişecektir bu anlayışı. Zaten bu Avrupa'da da böyle evet, affedersin İlka. %30 hikayesi aslında böyle bir hikayedir. Yani Avrupa'da da böyle pardon İlka. Ya özür dilerim sözünü kestim ama şöyle de bir şey var. Şimdi eşitlik kavramını da biraz hani irdelemek gerekebilir. Bir yönetim kurulu masasında bir kadın ve erkeğe eşit sandalye verdiğiniz zaman onların eşit olduğu anlamına gelmiyor. Kadınların karar alma mekanizmalarında gerçekten aktif bir şekilde orada var olması eşitlik aslında. Gerçek eşitlik. Ve bizim istediğimiz eşitlik. Yani kadını sadece kadın olduğu için yönetim kuruluna oturtturursanız, sadece kızınız olduğu için yönetim kurulunun başına koyarsanız ama gerçekten karar vermesine alan vermezseniz bu bir eşitlik değil. Ve bizim istediğimiz dönüşümü yaratacak etki de değil. Evet. Çünkü biz kadının gerçekten var olduğu bütün ortamlarda duygusal ve zihinsel ve gerçekten bakış açısı anlamında çok büyük zenginlikler olduğunu görüyoruz ve Ayşe'nin eminim burada çok hani gelecekle ilişkilendireceği şeyler olacaktır ama şunu söylemek istiyorum yani geleceğin mesela yetkinlikler arasında sayılan bütün aslında özellikler işte öngörü farklı iç sezi farklı bakış açıları bütün bunlar aslında kadının doğasında olan şeyler. Dolayısıyla bu teknolojinin gelişimi ve evrimiyle beraber kadının aslında bence çok daha fazla önemi olacak. Bir cümle eklemek istiyorum. Önemli bir şeyi söylediği için bu dikkatleri çekecek bir şey. Kadınlar yönetim kurullarında veyahut da bazı ortamlarda da bu söyleniyor. Bu bir araştırma. Sözleri kesildiği zaman bir daha geri konuşmayabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla da yönetim kurullarında karar alırken İlkay'ın söylediği, işaret ettiği şey çok kritik. Eğer erkekler onların verdiği kararları kritikle veyahut da önemsemez bir tavırla sözlerini keserlerse kadınlar bir daha söz almıyorlar. Erkeklerin dünyasında bu böyle değil. Evet. Erkekler devam ediyorlar. Kadınlar evinizde yaptığınız aynen yapın tatlım benim evde caydırabiliyor musunuz? Hayır kimse kimseyi caydıramıyor evde bır 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 konuşuyoruz. Demek ki yönetim kurullarında da ne yapacağız? Ev atmosferi yaratacağız. Bir makromeydi bir çiçekti getireceğiz evimizdeymiş gibi. Değil mi orada sözü kesince hurra gideceğiz yani. Şimdi Ayşe Acar'ın bilim kurgu yazarı olarak kendisini takdim edilmesini istedi. Çok başka niteliği de var ama Bay Binet ve Yeşil Adam diye iki tane bilim kurgu kitabı var. Bay Binet ilki, bu bir üçleme olacak. Üçüncüyü de yazdı bitirdi diye düşünüyorum. Biraz ruh hastası kendisi. Bay Binet burada ilki. İkincisi de Yeşil Adam. Yarının dünyasını anlatıyor. Evet. Şimdi üçüncü kitabı da gelecek bunlarla alakalı ama hem robotlar hem yarının dünyası yani 25-30 yıla kadar ona göre ona bakılırsa böyle bir derdimiz kalmayacak. Ama tabii robotlarla yönetilen bir ülke olacak. Çok mu fena geliyor gelecek? Yani ya korkmalı çok güzel mıyız? Geliyor ne yapacağız? Bence. Müthiş geliyor. Bu distopik yaklaşım pek moda. Yani hani açalım bir distopik yaklaşım. Yani olumsuz bakma. Günde 800 sayfa okumuyor. Olumsuz olumsuz bakma. Gelecek distopik kötü gelecek. Gördüm. Yapay zeka sen çok distopik. Yapay zeka. Ne öğrendik bugün distopik. Hashtag işin aslı yazın. Distopik cümle içinde kullanın. Distopik. Yapay zeka bizi kesecek. Yok edecek. Gelecek hiç de iyi gelmiyor. Bu teknoloji geldikçe biz insan olmaktan uzaklaştırdık. Yani bu ne ya her şey gözetleniyor. Dolayısıyla o insansı sıcaklık gitti ve metalsi bir soğukluk geliyor falan. Ha, buna distopya. Okey bu kötü olacak. Ya distopik filmler vardır mesela hatırlayın. Yok anladık onu ha. Anladık. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Okey devam edelim. Şimdi Hawking, Elon Musk gibi çok büyük isimler. Hatta Oxford'dan. Tamam, Bostrom. Şey, senin adam evet Bostrom, onu çok tamam, seviyor. Bostrom. Bunların hepsi şey bakıyorlar. Aman dikkat edin yani gelecekte bunlar bizim bütün işlerimizi elimizden alacaklar. Yeni bir tür olarak ortaya çıkacaklar ve bizi yok edecekler. Bu şey bakış yani negatif bakış. Ha? Negatif bakış, distopik bakış demiyorum. Öbür taraf? Bu diğer tarafsa ayaklar daha yere basan yapay zekanın mutlak surette yaşamımıza zaten girdi. Hı hı. Hani genel yapay zekanın, gelişmiş yapay zekanın teknolojik tekillik dedikleri bir şey var. Girmesi gerektiğini, bunu bu ekonomi politik açıdan buna mecbur olduğumuzu söyleyen bir takım yaklaşımlar var. Şimdi bunlar uzun konular.
Ama şunu söyleyeyim, bu kadın erkek meseleleriyle ilgili bu bugün ayakları yere basan bir iş yapılıyor. Çünkü bugüne ait bir sorun var, bunlar sorun. Fakat gelecekte bu kadın ve erkek kategorileri, toplumsal rol dağılımından doğan bu kategorilere üçüncü bir kategori geliyor, robotlar. Şimdi bu robotlar denilen mesele erkeğin tarih yazmasının nedenlerini ortadan kaldırıyor. Neden? Bir, erkek önce fiziksel gücüyle vardı. Gitti işte Cem'in söylediği gibi, Cem Yılmaz'ın avlanmaya gitti. Gaza getirildi, getirilmedi, o ayrı konu. Orada başka şeyler de var. Çünkü gitti işte avlandı falan, işte bir sürü sıkıntıyla karşıladı ama gücünü kullandı. Sonra erkek kahraman olarak tarih yazdı. Savaş şeyde, cephelerinde gitti işte, ölümü göze aldı, cesur bir şekilde savaştı falan, kahraman ilan edildi. Kadın bu sahnelerin hiçbirinde yok, değil mi? Dolayısıyla tarih yazdı erkekler. Kadın nedense tarih yazımına tek tük vakalar hariç giremedi. Biz de bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Ardından da ekonomi, bu son dönemlerle ilgili know-how falan filan, işte para, sermayenin kimlerde olduğu falan. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Erkeğin zaten fiziksel gücüyle alakalı mesele artık çok da ciddiye alınacak bir şey yok. Ben güçlüysen ne yapayım yani? Hani soğan çuvalını kaldır. İhtiyaç da kalmadı. Yani bir şey yok. O çok problem değil. Kahramanlık çağı da kapandı. Çünkü kahramanlık çağı bitti mi? Bitti. Kahramanlar savaşa girerdi, ölümü göze alırdı, kurşun yerdi gerekirse, cephede savaşırdı. Bence dünyanın son kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra bir kahraman gelmedi bu dünyaya. Sen o anlamda kahraman söz. Ben kendi çocukluğumdaki o erkek kahramanı, hayatını kurtaracak, beyaz atlı prensi falan bakıyorum. Tarih yazma anlamı söylüyorum. Hı-hı. Yani bu şey, politik mekan dedikleri bir şey var. Tarihi yazma işi böyleydi, kahramanlıklarla. Şimdi ne oluyor? Makineler kahramanlık yapıyor. Yani insansız hava araçları, değil mi? Boston Dynamics'in askerleri falan, işte eğer karada savaşmak gerekiyorsa onlar girecekler. Dolayısıyla erkeğin kahramanlık fonksiyonu da elinden alındı. Sonra üretim ilişkilerini belirliyordu erkek. İşte üretimin nasıl yapılacağını ve paylaşımını belirliyordu. O da gitti. O da şimdi karanlık fabrikalarda robotlar çalışıyor ve üretim ilişkileri. Ne oldu hocam? Dolayısıyla oldu? Erkeğin elinden bütün bu argümanlar teker teker gidiyor. Ağaçta gitmiş. Kategori şimdi neye göre kategori yapacağız, değil mi? Robot bütün bu kategorileri yıkan bir şey. Üçüncü kategori olarak. Kadın, erkek ve robot. Tamam. Yıkıyor. Dolayısıyla gelecekte özetle başka şeyleri konuşuyor olacağız. Bunlardan ziyade bir paradigma sıçraması. Yani bir eşitsizlik sorunu olmayacak. Kalkacak mı bu ortadan? Ve bunu insan kendi içinde halledemeyecek ve bu sorunu robotlar mı ortadan kaldırmış olacak? Robotlar kategorileri kırıyor. Sadece robotlar ortadan kaldırmıyor. Bir de cyborglaşma süreci başladı. Cyborg şu demek, biyoloji ile mekanik yapıların bir araya gelmesi. Sibernetik organizmanın kısaltılması, cyborg. Cyborg insanlar ortaya çıkacak. İmplantlar takılan, işte yarı makine yarı insan yapılar. Yani şey mi, bir insan olarak ben... Sadece robotlar değil, biz de cyborglaşacağız. Mecburen cyborglaşacağız. Yani işte eskiden kalçamıza implant takıyorduk ya, hani kalça çıkıklığında falan. Şimdi göz görmüyor, işte implantlar takılıyor, gözü görüyor ya. Bu organlar bozuldu, organ takıyoruz falan. Bilgisayara direkt beynimizin bağlanmasını arzu edeceğiz. Çünkü yapay zeka ile eşitlenmek istiyoruz. Dolayısıyla biz de cyborglaşacağız. Mecburen türün devamı için. O zaman duygular ne olacak? Ha, bir de duygular ne olacak? Yani öfke, mutluluk, bunlar coşku. Devam edecektir, tanımları değişir. Bizim bugün mutluluktan anladığımız şeyi anlamıyor olabilirler, tanımları değişir. Bizim bugün aşk dediğimiz şey 50 yıl önce başka bir şeydi. İlk gördüğü adama aşık oluyordu. Şimdi öyle değil. WhatsApp mesajı atmak. Şimdi başka bir şey yani. Yarın da başka bir şey olacaktır muhtemelen. Bir de sanal gerçeklik. Bak, sanal gerçeklik çok bütün işte. Dünyayı, bütün cinsiyet ayrımlarını değiştirir. Çünkü mesela Second Life diye bir şey var. Herhalde 7-8 milyon oldu kullanıcı sayısı. Ve çok büyük bir ekonomi dönüyor orada. İşte IBM'in, Associated Press'in falan sanal binaları var. Bayağı bir başka bir dünya var orada. 2003 yılından beri orada bir şey yaşanıyor. Şimdi orada avatarlarınızı seçiyorsunuz. Kadın mısın, erkek misin, kelebek misin falan. Bunları, bu tür kategorik ayrımlar yok. Siber, yani katı mekandan bu katı bir mekan. Siber bir mekan, akışkan bir mekana geçiliyor. Bu akışkanlık cinsiyetler için de geçerli. Ha, o zaman akışkan... Akışkan bir dünya geliyor. Akışkan modernite. Yani kadın erkek olabilir, erkek kadın olabilir durumu da olacak. Akışkanlıktan bir şey daha söyleyeyim. Şunu bir şey daha söyleyeyim. Şimdi biz mesela bu ara böyle mesela 20 yıldır falan çok dürüst bir şey çıktı ortaya. İlişki çok temel bir ihtiyaçtır ya hani insanlar. Ama son dönemde böyle pek de böyle hani sevgi için değil de böyle hani bu tür ihtiyaçları karşılamak için insanlar bir araya geliyorlar falan. Bir grup bunu aşağılıyor, bir grup çok dürüstçe buluyor falan. Neyse.
gelecekte muhtemelen bu tür ihtiyaçlar sanal virtual reality aracılığıyla herkes kendi ihtiyacını kendisi karşılayacak. Yani diğer iki çift, iki türün karşılaşması gibi değil. Ha, ona gerek olmayacak. Başka bir şey geliyor ya, bambaşka bir şey geliyor. İyice yalnızlaşacağız. Bu yalnızlaşmak değil işte. Bunları anlatıyor. Biz de sivil örgütlenme diyelim. Hayır hayır. Sivil bunlar yalnızlaşma falan değil. Her birey bir örgüt. Zaten yalnızlık. Bak hayatım. Bak hayatım. Ya anlatıyor anlatıyor. Sonra diyor ki bu öyle değil. Bu böyle değil. Ay ne o zaman ya? Anlatalım. Zaten yalnızlık. Zaten çok sahici değil. Hiçbir şey. Şimdi daha sahici. Mi diyordun sen? Daha sahici. Daha sahici bir şeyler olacak. Bence daha naif, daha sanata eğilimli, daha sahici bir dünya geliyor. Daha kaliteli insanlar geliyor ya. İlginç. Oyun oynamayan. Bunların tabii ayrımları da olacak. Hazır mıyız hocam? Neye hocam? Buna, bu dünyaya hazır mıyız? Bilemiyorum, tam olarak hazır mıyız? Yani çünkü çok hızlı değişiyor her şey. Ve eğitim sistemi ve anlayış anlamında bu değişim bizde bu kadar hızlı oluyor mu ondan çok emin değilim. Şöyle oluyor, devlet politikası olarak yok. STK'lar bunlarla hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Şimdi insanlar virtual reality'yi kullanan epeyce de fazla insan var. Gençler kullanıyor, hiç kimseye de sormuyor. Kullanıyorlar. Çatır çatır orada ne döndüğünü gayet iyi biliyorlar. Sanat da kullanıyor bunu bu arada. Yani, evet, yani kullanılıyor. Yani kullanılıyor değil. Devlet politikası olmasa da. Bir takım kuruluşlar yetersiz kalsa da, çünkü o kuruluşların başında genelde biraz yaş itibariyle başka bir perspektife sahip yaşlı insanlar var. Bu da doğru değil. Kullanılıyor. Çok iyi kullanılıyor. Yani nereye gidiyor, ne oluyor herkes biliyor. Peki bu arada STK'lar demişken, çünkü STK'ların rolü bence geleceğin dünyasında daha da aktif hale gelecek bunlarla birlikte. STK'ların bu dönüşümü nasıl olacak? Yani şimdi... Bunu da Second Life'da var mısınız? Yani siz belki bireysel olarak değil ama yokum. Olun. Dernek olarak ne? Niyet olarak Second Life'da. Ya bu tür yani sanal dünyalarda sanal bu, tabii bu sanalı biz şey gibi algılıyoruz ya, gerçek değil ya la. Hayır, gerçek değil, ikinci gerçeklik bu. Bu gerçek değil değil, gerçek. Başka bir gerçek, yeni bir gerçek, hatta yeni gerçeklik dememiz lazım. Second Life'da para çevirmiyorsanız orada IBM niye bina kurar oraya ya? Ben yani birazcık daha farklı düşünüyorum. Ben sivil örgütlenmelerin çok ciddi güçleneceğini öngörüyorum. Nedeni de şu, birazcık yalnızlaşmaya işaret eden bir şey. Aslında biz ortak konularda bir araya gelerek daha güzel bir yaşam kurgulayabileceğiz gibi geliyor bana. Nedeni de şu, gerçekten insanlar kendi bireysel yaşamlarını yaşamak istiyorlar. Özgürleştikçe bu oluyor. Bu da normal bir şey benim gördüğüm kadarıyla. Ama öteki taraftan da hem iş dünyasının içindeyken hem sosyal yaşamın içindeyken insanlar işte hiking'e gitmek istiyor, ne bileyim sanat turlarına gitmek istiyor. O bireysel bütün zevkler aslında örgütlenmeye dönüyor bir nevi. Dolayısıyla sivil örgütlenmelerin tamamı gelecekte de bence hatta çok daha önemli kurumlar olacağını düşünüyorum ben. Bunlar üzerinden de bu sınıflandırmaların birçoğuna ben de katılıyorum. Tabii bir felsefesi de var arkasında. Ne olduğunu bak, biliyoruz. Gözüm belerdi bunun gibi bak. Ay o ne güzel bir şey. Bak, böyle oldum böyle anlatıyorlar ya. Bir arkadaşım ne diye size. Çok güzel değil çok mi? Çok güzel. Bu ben yani bak kafamda o deli sorular gözü belerik böyle. Zaten koca koca şu anime Japon. Şimdi peki bu noktada Ayşe'nin bazı öngörüleri de var. İlkay'a sorayım ben. Bir robotu, şimdi bu derdimiz değişecek çünkü yani 30 yıl sonra derdimiz değişecek. Bu sefer robotları nasıl kendimize aşık ederiz belki kadınla erkekle düşünmeye başlayacağız. Biliyor musun? Bir robotu kendine aşık etmenin yollarını biliyor musun? Ne yapman gerektiğini biliyor musun? İyi, sen robot musun demedin ya. Geleceğe bak şimdi, geleceğe hazırlanmamız hangimiz gerekiyor. Biraz sevgili seyirciler. Aslında hepimiz mekaniyiz. Bir robota nasıl davranmamız gerektiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz ama şöyle bir şey var. Bir robotu sevebilir misin? Bir robotu sevebilir miyiz? Evet. Bence günün sorusu bu olmalı. Şöyle yani bu yapay zekadan falan bahsederken bir başka aslında boyut getirmek istiyorum oraya. Sonra da robotu sevebilir miyim? Robotu kendime aşık edebilir miyim? Bu soruya geri dönüş yapacağım. Çünkü çok önemli bence. Benim bir robotu kendime aşık edebiliyor mu? Yoksa ne olmuş? Sen eşitlik zamanı falan filan edemedikten sonra yani, ne olmuş? Evet. Benim böyle daha fundamental sorunlarla uğraşıyor olmam lazım. Ama gerçekten şöyle bir şey var. Yapay zeka konusunda şu anda zaten artificial intelligence data toplamaya başladığı için evet. Ve şu anki halimizde kadın ve erkekle ilgili konumla ilgili hiçbir şey yapmadığımızda yaklaşık 120 senede kadın ve erkek aslında eşitlenecek sistemsel evet, olarak. Böyle bir olay da var. Ama önümüzde gerçekten bir fırsat var. O da nedir?
Yani şu an artificial intelligence için verilen dataların zaten eşitlik bazında veya cinsiyetsizlik bazında veriliyor olması bize gerçekten bir yüzyıl kazandırabilir. Yapay zeka. Yapay zekayla. Çünkü zaten buna gelecek yapay zeka bu kabulle gelirse, yani kadın, erkek bunlar değil. Yani insan, gerçekten insan düşünen varlık değil mi? Yetkinlik. Ve bu bazda bakarsak olaya gerçekten bir yüzyıl kazanma şansımız var. O yüzden ben de aslında bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu açığı kapatmak için çok ciddi bir fırsat. Bu açık kapanınca zaten ben direkt robotlarla iletişimde olacağım için aşık edebileceğimi düşünüyorum. Güzel bağladın. Bak sen nedir yolları, ne yapmamız, yani nasıl hazırlanacağız şimdi biz 25 yıl sonra? Ben bayağı 10 mandelik taktik yazmıştım ya buna. Hadi ya, bir neler var bir hatırlayabildiğim kadarıyla. Yani ne tür adımları atmamız gerekiyor? Yani bir robotun kendine aşık et. Ya hangimiz bir robota aşık olmadık ki zaten? Ya yeni bir konuyu buraya getirdiniz ama ya. Ama önemli aslında, ben bunu konuşmak istiyorum. Şimdi kodlanmış bir yapıdan bahsediyoruz değil mi? Kodları olan bir yapı, robot tabii. Dediğin. Yoksa şu şeye takık değiliz herhalde, Android görünümü. Onun etini metini de yapıyorlar. Hadi yani. Etini de yapmışlar. İnsan gibi gözüküyor. Orada bir tane robotumuz var. Benim adı Yiğit Sağsız Robot. Bir nasıl aşık ediyoruz? Arkadaşımız bir Android. Tamam. Ne çok fark etmiyor. Çünkü çünkü biz insanlar da kadın erkek de aslında kodlanmış varlıklarız. Bizi kültür kodluyor, dil kodluyor. İçinde bulunduğumuz dini gelenek kodluyor. Dolayısıyla biz aslında özgün ve özgür varlıklar değiliz. Kodlanmış birer varlığız. Biz bir erkekle bir kadınla karşılaştığımızda aslında kodlarımız karşılaşıyor. Ha. Yani dolayısıyla böyle hani, DNA'ya geldik. Yani şey değil de sadece DNA değil. Kültür özellikle. Kültür acayip bir şey. Bilinç dışı dedikleri şeyi yapan şey. Kültür yani acayip bir şey. Dolayısıyla çok da farklı bir şey olmayacak. Bir robotu kendine aşık etmek. Ben orada şey esprisi yapmıştım. Sizinkiler bizimkiler diye böyle ayrımcı diller kullanmayın. Yani bir Android ya sizinkiler şöyle yapıyor falan. Yani olmaz. Robotlar yani. Ayrımcılar karşı öyle olacaklar şey en başta. Bayağı, tabii. Bu temel problem olur. Sizinkiler bizimkiler olmaz. Tek tür gibi hareket edeceğiz yani. Düşünen ama var mı? Yani ben DNA'yı bilerek söyledim. O çok yakın bir zamanda Türkiye'de de belirliyor basıldı değil galiba. Mi? DNA da Mark belirliyor. Wolfin olması lazım. Yanlış söylemiyorsam ismini. Aslında yaşayan sen değilsin. Geçmişindeki evet, bütün şeyinle evet, beraber yaşıyorsun. Evet, kodlarınla geliyorsun. Tabii babaannenin babaannesinin tabii. Sana verdiği şey işte kadın tabii. için öyle şimdi bir örnek veriyor. Felsefe bu sebeple kuruldu. Yani ben var mıyım? İnsan iradesi diye bir şey var mıdır? Özgürlük gerçek midir değil mi? Bunları tartışıyor. Ve sonra dediler ki ben verili varlığım. Yani işte genetikle menetikle aslında ortada yokum. O zaman kendimi özgürce kurayım. Aslında ben yokum. Ya nasıl farklı dört tane tip buradayız ya. Vallahi ben de böyle daha romantik, böyle duygusal, romantik bir insanım. Ben şey diyorum, ruhlar birbirini önceden tanıyor işte bilmem ne. Ben burada böyle açıklamaya çalışıyorum. O DNA diyor. O oradan robotlar diyor, kodlar diyor. Niye canım? O hiçbir şey demiyor. Ederim robota hayır, aşık. Hayır, robot canım. Kim ki diyor. Ya robot kim yani? Yani böyle vallahi şey başka bir... Bu arada yer... robot hukukçuları falan var bir arkadaşım. Şimdi benim bayağı robotların haklarını savunmak için hazırlanıyor. Hayır Aslı'cığım. Robot hakları. Biz şiir diyoruz. Evet işte sanat evet. Diyoruz. Ben anlatabiliyor evet, muyum? Ben şiir var, diyorum, var, sanat diyorum, güzel var. Filmler diyorum. Aynen. Ruhlar birbirini tanır, enerjiler diyorum, bilir o diyorum falan. Aslı soruyu sen sordun. Ben sonunda çok pişmanım hocam. Yani beni de çağırdın tabii. Ben ne diyecek, benden ne çıkar? Yani bir kere şunu öğrendik ama en azından geleceğe hazır mıyız diye sorarlarsa sokakta sizi çevirip bir mikrofon, hazırım, robot ayrımcılık yapmayacağız diyeceksiniz. Bunu öğrendik. Evet, tabii. Robotlar için birinci kural ayrımcılık. Siz biz yapmayacağız. Yok, hayır, hepimiz sakın. Bir sizinkiler, bizimkiler. Aynen. Bu şey gibi vardır yani kız erkek bir araya geldi, evlilik mevlilik olacak. İki kişi evlenmiyor. Herkes evleniyor. Yani onun onlar annesi kayınpeder. Tabii. İşte orada da sizinkiler, bizimkiler vardır ya, çatırdatır evliliği. Sizinkiler dedin mi tamam o evlilik çatırdamaya başlar falan. İşte bunu tecrübeledin. Onlarınkine de yapma. Robotlar hani sizinkiler, androidler, yapaylar deme böyle şeyler değil mi? Robot killer. Şöyle bakacağız yani hayata karşı. Biz tabii. Bir reklam arası. En iyisi biz bir reklam arasına gidelim. Sonra dönelim bakalım. Şimdi... Elimde altın anahtar var ama bu altın değnek değil, altın anahtar. Size dokunacağım ve sizi geçmişte ya da gelecekte bir döneme götüreceğim. Çok hangi güzel. Dönemde yaşamak isterdiniz? İlkay senden başlayayım mı? Kesinlikle. Hangi döneme gidiyorsun? Victoria. Aa, neden? Evet. Yani ben hep içimde bir düşes olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten herhalde bir önceki hayatımda düşestim ben. Düşes, daha büyük bir şey olaydın keşke, ne bileyim. Bilmiyorum mesela, kraliçe, yani böyle falan. Böyle hayal ettim sen ben kendimi. Sen düşesin sen orada, bayağı yani. İngiltere'de? Kesin. Hı hı. Peki Yiğit?
Ben herhalde Anadolu coğrafyasında böyle tasavvufla, felsefeyle, İslam tasavvufuyla ilgilenmiş bir dönemde merak ederdim yani. İlginç olabilirdi. Evet, Anadolu erenlerinden Yiğit Savcı diyor. Değil. Anadolu erenlerinden Yiğit Savcı. Aynen, 12. yüzyılda aynen öyle. 12. Mevlana yüzyıllarda, zamanında. 13. Evet. yüzyıl. Aa, çok ilginç. Evet, çok ilginç olabilir o dönem. Ayşe, sen? Ya ben müzede gibi hissediyorum kendimi şu anda. Aa, şu bize ihtiyar dedi. hayır, aşk olsun. Ha. Yani 2500'lerde hatta 3000'lerde falan dedim olmak isterdim. Dedim ben sana böyle derdi. 2500'lerde 3000'lerde. Ama soruyu lütfen esnetmeyin. ya mümkünse 3000 alayım. 3000'lerde olacak. Sen orada ne yapıyorsun o esnada? Ya bu bedenden kurtulmuş olmayı isterdim. Yani hani şeyin bilincin başka şeylere aktarılabileceği bir olanak. Donanım olarak bunu kullanmak zorunda olmasak iyi olurdu, fena olur. Bir de çok yavaş geliyor bana her şey. Tabii hiperaktivite problemi var. O yüzden de olabilir. Her şeyin daha hızlı olduğu bir yerde daha mutlu olabilirdim. Evet. Süper vallahi. Harikaymış. Aslında şu adam seni mi kesiyor acaba? Bu adam değil mi? Ben onunla yeni tanıştım. Ya birkaç haftadır yani yanındaki kadına dans ediyor ama adam bana bakıyormuş. Konuklar hep bunu söylüyor. Gerçekten dikkat edin. Dün tanıştık biz. Adı Ercüment onun. Ercüment mi? Evet. Hmm. Yapay zekaya inanıyorsun da onun adını Ercüment. Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da. Ercüment o. Ne oldu? Ben koydum oldu. Ne oldu? Ercüment o. Çok iyi. Seviyoruz. Kesişiyorduk. Seviyoruz şimdi birbirimizi. Ercüment hayatı. Dün tanıştık. Ama adam centilmen. Adam sosyal medya falan gayet oradan kesişiyordu. Sonra işte birkaç hafta sonra merhaba ben Ercüment dedi. Aa, çok tatlı ismi varmış. Tatlı değil mi? Böyle yani. Evet, kitaplar. İlkay senden başlayalım. Ne getirdin? Kafka'nın Dönüşümünü getirdim. Aa, şahanedir. Çünkü biz aslında 1,5 sene önce dönüşüm temasıyla Yiğit'in başkanlığında yola çıktığımızda bu kitabı ben Yiğit'e ve diğer başkan yardımcılarımıza hediye etmiştim. Gerçekten dönüşümün biz büyüsüne inanıyoruz ve dönüştürmek istiyoruz. Onu da kadından başlayıp kuruma yayıp topluma sirayet ettirmek istiyoruz. Bu da bana ilham veren bir kitaptı. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Geçenlerde Altan Gördüm'ün kızı Alize Gördüm de bu kitabı getirdi. Kafka'nın Dönüşümü. Siddhartha'yı getirdim ben. Siddhartha'yı okuyan var mı seyircilerden? Siddhartha şahanedir. Siddhartha'nın şöyle bir hikayesi var. Arkada bu baskısında değil, ilk baskısında Hermann Hesse'nin bir fotoğrafı var. Ben çok uzun zaman kendimi ona benzetmiştim. Çünkü o kadar kitaptan etkilendiğim için ve arkadaşlarım dalga geçerdi benimle. Hermann Hesse'nin müthiş bir romanı. Herkese tavsiye ediyorum okumasını. Budizmi, kendini arayışı, bir yolda oluşu anlatan bir hikaye. Umarım herkes okur keyifle. Hocam korkuyorum ne getirdin demeye. Matrix filminin yapılmasına neden olmuş bir kitap bu. İsmini alayım mı? Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon. Bu benim hayatımı gerçekten değiştirdi. Yani Matrix'in hatta birinci bölümünde Neo'nun böyle bir sahnede başlarda falan. Bu kapak değil ama şeyi gösteriyorlar kapağı. Sonra da kavga çıktı tabii. Jean Baudrillard ulan ben böyle bir şey söylemedim. Bu değil benim demek istediğim dedi ama Matrix'i yaratan kitap. İşten geçti artık. Matrix gişe rekorları bu kırdı. Benim biraz birey ne demek, insan ne demek, neler oluyor bitiyor. Bütün bunları yeniden okumamı sağladı. Ya gerçekten dönüp okuduğum sürekli yani ne, müthiş lezzetli bulduğum zor bir kitap değil. Öyle felsefi ben bunu nasıl anlayacağım. Hiç öyle bir şey değil. Yalın. Sosyolojiye de yakın bir şey. Zaten sosyologtur şey. Yani felsefe de ilgilenir ama Jean Baudrillard. Benim için çok kıymetli. O yüzden paylaşmak istedim, getirmek yani istedim. Yani bir de şey işte dedim ya ruh hastası diye. Hani şey gerçekten bunun kıymetini bilecek biri talep ederse daha mutlu olacaktır kendisi. Yoksa uyku uyuyamayacak. Tabii. Ay iyi ki geldiniz. Girişiminiz hayırlı uğurlu olsun. Çok kişiye ulaşsın. Televizyonlarda, sosyal medyada, sinemalarda her yerde gösteriliyor Eşitlik Zamanı filmi. İzleyin, dikkatli bakın. Kitapların çok satsın. Çok üçüncü kitabın bir an çok önce gelsin. Seni anlayan insanlarla bir yaşam diliyorum sana. Gelecek hayatta istediklerinle buluşmak dileğiyle. Oldu o zaman ya. Biz gittik bu kadar teleme peynirli. Yeter. Şimdi bundan omlet yapılır.